Sayın Ayhan Ereli. Sayın Erel buyurun. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, yüce Türk milleti. Ceza ve güvenlik tedbirlerinin infazı hakkında kanun ile bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifinin 22. maddesi üzerine partim İyi Parti adına söz almış bulunmaktayım. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Öncelikle hepimize gelen bir mesajı sizlerle paylaşmak istiyorum. 30 bin fizik tedavi teknikeri atama beklemektedir. 30 bin fizik tedavi teknikeri ne 2019 yılının teknikerine 2019 yılında sadece 133 kontenjan verilmiş. Çok düşük olan bu atama sayısıyla mağdur edilmişlerdir. KPSS'den aldıkları 88 puanla açıkta kalmışlardır. Bu alanda ihtiyaç çok, ancak alım yapılmamakta. Özel sektör ve kamuda bu çocuklarımızın yerine hemşire, diğer sağlık personeli ve taşeron çalışmaktadır. Görev alanı fizik tedavi üniteleri olan ve bu iş için eğitim almış olan gençlerimiz atama beklemektedirler. Bu gençlerimize en az 2000 kadro vererek onların umut kapılarını açmamız gerektiği konusunda hemfikir olmalıyız diye düşünüyorum. Sayın milletvekilleri, teklif edilen maddeyle açık ceza infaz kurumlarında bulunan hükümlüler, kurum ve kuruluşların iş alanlarında ceza infaz kurumu görevlilerin denetiminde olmak üzere çalışacaklar, geceliğinde bu kurumda barındırılacaktır. Yani cezaevinde, açık cezaevinde bulunan hükümlüler kamu kuruluşlarının talebi üzerine o kamu kuruluşuna gidecekler, gündüz çalışacaklar, gecede o kamu kuruluşunun sağladığı barınaklarda geceliğin kalacaklar. Bu maddeye neden ihtiyaç var anlamış değiliz. Yani Türkiye'de iş gücüne mi ihtiyaç var? Tüm gençlerimiz, işsizlerimiz iş buldular, aş buldular, iş sahibi oldular da kamunun ihtiyacı olan iş gücünü Türkiye'deki insanlarımız artık sayısal olarak karşılamaz haldeler mi? Suriyelileri, Afganlıları, Türkiye'deki tüm mültecileri de işe soktuk. Gene de iş açığını, iş gücü açığını kapatamadık. Sıra hükümlülere mi geldi? Günümüzde Türkiye'de işsizler ordusu iş ve aş beklemektedirler. Kayıtlı 4 milyon 500 bine yakın vatandaşımız işsizdir. Genç işsiz oranı %25'lere vurmuştur. Bu rakamlar karantina günleri öncesine ait rakamlardır. Yaşadığımız ekonomik sıkıntılar ve kapanan iş yerleri, kapanan esnafın, tüccarın, iş yerlerinde çalışan insanların da işsiz konuma geldiğinde bu rakamların dayanılmaz boyutlara ulaşacağı hepimiz tarafından bilinmektedir. Günümüzde bize gelen gene mesajlarda 120 bin sayısı bulan ortaöğretim mezunu hemşirelerimiz var. İktisadi Ticari Fakültesi mezunu gençlerimiz var. Öğretmen olarak atanmayı bekleyen o kadar gençlerimiz varken kamunun iş gücü ihtiyacını karşılamak açık infaz kurumunda bulunan hükümlülere mi düştü? Eğer iş gücüne ihtiyaç varsa 2 milyona yaklaşan gençlerimizi devreye sokun. İlla da açık infaz kurumlarında bulunan insanları açık alana çıkarma gibi bir sevda ve hayaliniz varsa onunla infaz kurumunun bulunduğu yörede, ilde, ilçede neyse oranın dağlarının, ovalarının, bayırlarının ağaçlandırılması hususunda çalıştırın. Bugün kuru yemişçiye gittiğinizde bademin kilosu 100 lirayı aşmış durumda. Kuru yemişçinize sorduğunuzda bu bademin de Amerika'dan, Kanada'dan, Meksika'dan geldiği yönünde beyanları var. Oysa Türkiye'nin birçok yerinde badem yetişebilecek iklimsel ve topraksal özellikler mevcut. O zaman illa da bu mahkumlara bir meşgale, bir iş, açık alan düşünüyorsanız dağlarımıza, ovalarımıza, bayırlarımıza badem ağacı diktirin. Bunları da fakir, yoksul ailelere zimmetleyin. En azından onlara iş ve az sağlamış oluruz. Bir de bu kurumlara aldığımız insanları neye göre seçeceğiz?
Ankara'da dayısı olan hükümlü bir orman kampında çalışıp geceleri de bedelli askerlik yapan ilk çıktığında 80'li yıllarda Burdur'da şahit olmuştuk. Kışlada neler yaşandığı hepimizce malum. Acaba bu hükümlüler de kamu kuruluşlarında aynı sahneleri mi bizlere yaşatacaklar? Neye göre seçeceksiniz? Baklava çalan çocuğu mu alacağız? Sözlerinizi tamamlayın Sayın Erel. Yine bu insanların güvenliğini nasıl sağlayacaksınız? Diyelim ki husumet olan aileler arasında bir tanesi açık cezaevinden, infaz kurumundan bir kamu kuruluşuna geldi. Gece de orada barınıyor. Bunun güvenliğini nasıl sağlayacaksınız? 5000 hükümlüsü olan bir infaz kurumundan 50 kişiyi neye göre seçeceksiniz? Hükümlünün firar etmesini nasıl önleyeceksiniz? Yine terör, uyuşturucu, cinsel suçlardan hüküm giyenlere burada bir ayrıcalık getirilmemiş. Bunlar da aynı haklardan yararlanacak mı? Bu boşluğun da doldurulması gerektiği kanaatindeyiz. Bu duygularla yüce heyetinizi saygıyla selamlıyorum.